Evet, şimdi kamuya dair işe alımlarda, kamuda çalışacak olanların seçiminde artık tek yetkili Cumhurbaşkanlığı oluyor. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Ehliyet yok, deneyim yok, liyakat yok. Bu üç şeyin yerini Erdoğan'a biat, Erdoğan'a itaat yetmez, Erdoğan'a ibadet alıyor. Muhalefetin tepkisinin nedeni Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı'nın açıklamaları. O açıklamaya göre kamuya iş alımlar sadece Cumhurbaşkanlığı üzerinden yapılacak artık. Kariyer Kapısı platformu üzerinden. Tüm bakanlıklar işe alımlarını Kariyer Kapısı üzerinden yapacak. Bu kapı kime açık olacak? AK Parti'ye oy verip onun bayrağı asanlara da açık olmayacak. Bu kapı Cumhurbaşkanına ve çevresine yakın olanlara açık olacak. Bakanlıklar hangi birime ne kadar personel alacaklarını başvuru şartlarını açıkladıktan sonra ayrıca adaylar arasında mülakatlar yapılıyordu. Kamuya personel alımında torpil iddiaları da hep tartışılıyor. En yüksek puanları sınavlarda alanlar eleniyor. En düşük puan alanlar sadece AK Partili oldukları için kamuda göreve başlıyorlardı. Muhalefet kamuda işe girmek için AK Partili olma şartı aranıyor eleştirilerini yükseltirken Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. Kamuda işe alımlarda artık Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin süreci yöneteceğini açıkladı. Artık kamuda işe alımların tek adresi bizim yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiğimiz Kariyer Kapısı platformumuzdur. Bakanlıkların iş ilanları Kariyer Kapısı platformunda duyuruluyor. Kamuda çalışmak isteyenler başvurularını da o platform üzerinden yapacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de işe alınanları belirleyecek. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı kendi bakanlarına dahi güvenmiyor. Tüm kamudaki alımları ben yapacağım, saray yapacak diyor. Bu platformla kamu istihdamında fırsat eşitliği ve liyakatı önceleyen işe alımların yanı sıra verimliliği de artırmayı hedefliyoruz. 200'e yakın üniversite, milyonlarca genç mezun oluyor. Mühendisi, sağlıkçısı, öğretmeni bunları bir cumhurbaşkanı mı belirleyecek? Bir cumhurbaşkanının kariyer kayıt platformu mu belirleyecek? Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Bir yandan kendi bürokratlarına, eski bakanlara 5 maaş veriyor. Kamuya başlayacak olan herkesin kendi imzasından geçmesini istiyor. Tek adamlığını tescilliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kalite konusunda kendini ispatlayana iş var demişti. Muhalefet ise liyakat değil torpil etkili diyerek kamuya işe alımlarda da Cumhurbaşkanlığının tek yetkili olmasına tepki gösteriyor. İşte bu belirsizliğin, bu tam anlaşılamamasının ne olup bittiğinin, kararsızlığın sebeplerinden bir tanesi bu durum. Her şeyin bu şekilde bir yere toplanıyor olması, dar bir kapıya sıkışıyor olması. Bir izleyicimiz demiş ki ülkemizde kuvvetler ayrılığı işlemediği için adalet ve vicdan sessiz kaldığı için tam belirsizlik var. İşte ya alakası yok ama aklıma o yüzden işte daha önceki haberlerde de geldi yani. Alakası yok da ultramontanizm gibi feci bir şey ona benzemeyen veya neyse alakası yok. Neyse kapatıyorum bu bahsi. Bir başka izleyicimiz ne olacak bu memleketin hali demiş. Efendim bu ve bunun gibi başka sorular var. Ne olacak bu memleketin hali? Elbette kafalarda böyle pek çok soru var. Giderek ümitsizliğe mi kapılıyoruz? Enerjimiz giderek kayıp mı oluyor? Giderek karanlıkta mı kalıyoruz? Şu anda o kadar çaba ve çalışmanın sonunda şu an bulunduğumuz nokta, başladığımız noktanın gerisinde mi? Bütün bu soruların cevabını kendinizden başka kimseden beklemeyin.